İnsanlar var, anlamıyorlar. Bayrağı kutsal gibi diyor, vatan millet, şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bir slogan atıyorlar. Ve bazen Ermenileri de düşman gibi görüyorlar. Ama ne Farsları, ne Rusları, ne İngilizleri, Türklere düşmanlık eden büyük devletleri hiçe sayıyorlar. Şimdi Ermeniler Türkmençay ve Gülistan anlaşmasıyla köç edilen bir aşiret halinde yaşayan millet de diyemeyelim, bir aşiret olan bir kabile bir ülkedir. Kabile halinde yönetilmiş bir ülkedir. Orada siz hangi manda sistemi kurarsanız kurun, her zaman mandanız olur. Şimdi biz de diyoruz ki Ermeniler bizim mandamız olsun. Bizim mandalığımızı kabul etsin. Türk'ün mandalığını kabul etsin. Hani Rusların mandalığını kabul ediyor ya, Farsların mandalığını kabul ediyor ya, İngilizlerin veya Fransızların mandalığını kabul ediyor. Bizim mandalımızı kabul etsinler. Biz onlara barış talep ediyoruz. Barış istiyoruz. 70 yıl Ruslar zorla bizi kardeş ettiler. Zorla kardeş ettiler. Şimdi de Ruslar bize birbirimize düşman ediyorlar. Niye? Bu yanlıştır. Ne düşmanlığı ne dostluğu biz belirleriz. Ruslar değil. Şimdi bizim iznimiz olmadan, bizim yetkimiz olmadan bizim topraklarımızı köç etmiş, köç ettirmiş bir devlettir Ruslar. Şimdi bizim yerimize karar veriyor. Bizim yerimize han kendini, Hocaalı'nı, Ağdere ilgili karar veriyor. Sen kimsin ya? Senin milletinde %10'u yalnız Rus milletindendir. %90'ı Türktür. Ya gidin haritanıza bakın. Kurduğunuz federasyonlara bakın. Neresinde Rus vardır? Sizin ordunuzda ne kadar Rus vardır? Yani budur mu sizin milletiniz? Şimdi şu anda Rusya'nın sömürgelerinde millet muhalefet lideri Navalny'i savunuyor. Ne hale gelip Rusya? Rusya kendi vatandaşını besleyemiyor. Biz ne yapıyoruz? Büyük şirketlerle projeler üretiyoruz. Anti-Rusya ve Rusya karşıtı siyaset yürütüyoruz. Dengeli siyaset yürütüyoruz. Çok taraflı siyaset yürütüyoruz. Tam bağımsızız. Türk dünyasının en bağımsız devletiyiz. En bağımsız politika yapan ülkeyiz. Şimdi birileri diyor ki eğer Türkmençay anlaşmasını bozarsa Azerbaycan Çaldıran Savaşı'ndan önce kazandığı toprakları geri isteyecek. Yani Suriye'yi isteyecek, Irak'ı isteyecek. Hatta Güneydoğu'nun bazı bölgelerini isteyecek. Yani PKK'ların beslediği toprakları isteyecek. Hayır, öyle bir şey yok. Siz bize karşı savaş açtınız. Biz değil. Siz bizim ülkemize FETÖ örgütüne mensup üniversiteleri soktunuz. Televizyonlara soktunuz. Biz değil. Biz sizin ülkenize hiçbir ajan sokmadık. Ama siz bizim ülkemize ajanlar soktunuz. Şimdi mübarizi savunanlara bakın. Hepsi sizin ajanlarınız değil mi? Ben burada Ahmet Bey Ağaoğlu'nun, Dede Korkut'un ismini söylüyorum. Şah İsmail ismini söylüyorum. Siz bize Mete Han'la, Bice Hagan'la, Timur'dan, Ataman Bey'den, Selçuk Bey'den örnekler gösteriyorsunuz. At sırtında savaşan askerleri gösteriyorsunuz. Mustafa Kemal'i gösteriyorsunuz. Hani sizin töreniz, kültürünüz bize bağlıysa, bizim tarafından oluşmuşsa, neden o zaman
Kur'an birliğini kendi üzerinizden kurmak istiyorsunuz. Şimdi buna karşı Türkmenistan'ı dışladınız. Kazakistan'ı dışladınız. Bütün Sovyetler Birliği'nden çıkmış Türk Cumhuriyetlerini hiçbirini kabul etmediniz. Bizi kabul ediyor da bizim yanımızda da sizin yanınızda niye değil? Büyük Orta Doğu projesini savundunuz. Filistin'e girdiniz. Irak'a girdiniz. Suriye'ye girdiniz. Sonuçta ne oldu? Mecbur kaldınız yeniden Kafkasya'ya döndünüz. Mecbur kaldınız Kuzey Kıbrıs'a döndünüz. Türk'ü cumhuriyetlere döndünüz. Neden? Çünkü doğal kaynaklar oradadır diye. Ve TANAP ve TAP projeleri orada yapıldı diye. Menfaat onu gerektirdi. Şimdi de o menfaat onu gerektirir. Durup dururken Türkiye'nin Sayın Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Sayın İçişleri Bakanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Büyük Orta Doğu projesini savunanlar, AK Parti iktidarı kendi yüzünü Türk Cumhuriyetlerine döndürdü. Gagauz Cumhuriyetine döndürdü. Ama nedense NATO Türkiye'nin Çin'e, İran'a müdahalesini engelledi. Neden? Bunun cevabını verin. Hankendi'ye, Hadere'ye, Hocalı'ya hala Rus'un askeri orada olmuşken Türkiye'nin meclisinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Partisi, HDP'ni demiyorum. HDP zaten onlarla işbirliğindedir. Niye itiraz etmediniz? Niye mecliste baskı yapmadınız AK Parti iktidarına? Şimdi mecbur kalarak Azerbaycan'ın gözünde, Azerbaycan'ın milletinin gözünden düşmemek için ülke ocaklarının birlikte Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili Devlet Bahçeli Karabağ'ın Hanlığı'nın eski başkenti Şuşa'nın göbeğinde müziğimizin ve cumhuriyetimizin müziğini besteleyen ve modern operanın, Türk operasının kurucusu Üzeyir Hacıbeyev'in ismini taşıyan bir müzik okulunun kurulması teşebbüsünde bulundu. Zamanında 90'lı yıllarda Sayın Alparslan Türkeş Mayıs ayının 3'ünde Halk Cephesi Partisi'nin başkanı Ebufez Elçi Bey'le görüşerek rüzgar birlikleri kurdu. Ve bu rüzgar birlikleri sonucunda biz kendimiz Ader operasyonunu Ader'in işgalden kurtardık. 2016 Nisan operasyonuna öncesi Naksivan'da Azerbaycan ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri birlikte talimler yaptı. Aynı şekilde biliyorsunuz şu anda Kars'ta da yapılıyor. Yevlak'ta yapıldı. Nakçıvan'da yapıldı ve 2020 yılında Eylül ayının 27'sinde ikinci Karabağ operasyonu yaptı. Şimdi menfaatiniz geldiği zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Bir millet, iki devletiz. Özümüzü diyorsunuz ve en önemlisi dilimiz bir, dinimiz bir, Bahtiyar Vahapzade'den örnekler gösteriyorsunuz, Hüseyin Cavit'ten örnekler gösteriyorsunuz, bizim özümüzün, kültürümüzü örnek gösteriyorsunuz ama İran'da yaşayan Azerbaycanların sorunu var diyoruz, Çin'de Uygurlar eziliyor diyoruz ama ordunuz orada yok. Neden? Demek Azerbaycan'ı tam büyük, tam bağımsız görmek sizin hoşunuza gitmez. Yani korkunuz var, kompleksiniz var Çaldıran Savaşı'ndan sonra. Korkunuz var. Biz orada toprak iddia edeceğiz. Hayır. Bizim başkalarının topraklarını hiçbir zaman iddiamız olmadı. Ve despotizmden yönetmedik. Hiçbir milleti sömürmedik. Azerbaycan'da yaşayan Ermeniler var, Ruslar var, daha Yahudiler var.
Hiçbirini sömürmedik. Hiçbirinin kültürüne dokunmadık. Hiçbirinin diline dokunmadık. Hiçbirinin inancına dokunmadık. Ama siz